Arkadaşlar merhaba. Temel ilk yardım dersimizin 3. bölümü olan kanamalarda ve yaralanmalarda ilk yardım konusunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu bölümün içeriğine kısaca bakmak gerekirse başlık olarak kan, kan damarları, kanama, yaralanmalarda ilk yardım başlıklarından oluşuyor arkadaşlar. Dolaşım sisteminin hareketli dokusu kandır. Kalbe gelen ve kalbi dolduran kan, kalbin pompalama etkisiyle tüm bedene yayılır. Kan temel olarak iki kısımdan oluşur. Plazma kanın sıvı kısmıdır. Plazmada en çok bulunan organik maddeler proteinlerdir. Plazma proteinleri albümin, globulinler ve fibrinojendir. Hücresel kısım kan hücrelerini yani eritrosit, lökosit ve trombositler içeren kısımdır. Eritrositler yani al yuvarlar içlerinde bulunan hemoglobin molekülü sebebiyle kırmızı renkli, ortası basık, yanları şişkin, kanda en fazla sayıda bulunan kan hücreleridir. Oksijen taşıyan hemoglobini bünyesinde barındıran hücrelerdir. Lökositler yani ak yuvarlar ise vücudu tehdit eden bakteri, virüs ve çeşitli organizmalara karşı vücut savunmasında rol alan kan hücreleridir. Enfeksiyon, inflamasyon ve ateşli durumlarda kolayca dolaşımdan dokulara geçerek savunmada rol oynarlar. Trombositler yani kan pulcukları adı verilen hücreler ise kemik iliğinde üretilen dev hücreler olan megakaryositlerin parçalanmasıyla oluşan çekirdeksiz 2 ila 4 mikromilim çapında sitoplazması bol granül içeren kan elemanlardır. Hemoglobin eritrosit içerisini tamamen dolduran kırmızı renkli oksijen bağlayan globüler bir proteindir. Kanın bedendeki temel görevleri dolaşım sistemiyle birlikte şunlardır. Yaşam için gerekli oksijeni taşımaya, dokularda biriken karbondioksitin atılmasına aracılık eder. Besinlerin hücrelere taşınmasına aracılık eder. Hormonların, vitaminlerin ve enzimlerin taşınmasına aracılık eder. Kan asitlik derecesinin düzenlenmesine katkıda bulunur. Beden ısısının yayılmasını sağlar. Savunma sistemine katkıda bulunur. Bağışıklık sisteminde görev alır. Pıhtılaşma mekanizmalarında görev alır. Kan damarları. Kalpten kanı dokulara taşıyan ve tekrar dokulardan kalbe getiren damarlar, atar damar, kılcal damar ve toplar damar olmak üzere üçe ayrılır. Her bir damarın yapısı ve fonksiyonu farklıdır. Atar damar, kalbin sol tarafından yüksek basınçla fırlatılan kan öncelikle aorta adı verilen en büyük atar damara gelir. Daha sonra aort atar damarından dallanan büyük atar damarlar bedene kanı dağıtır. Damar kaslarının kasılmasına bağlı olarak hacimlerini azaltmalarına damar daralması, gevşemelerine bağlı olarak hacimlerinin genişlemesine damar genişlemesi diyoruz. Daraldıklarında damar lümenini çapı azalır ve içlerindeki kanın basıncı artarak kan akış hızını artırır. Kılcal damar, aort ana atar damarı dallanarak arterlere, arterler dallanarak ateroillere, ateroiller de küçülerek kılcal damarlara dönüşürler. Hücre ve dokulara en yakın olan damarlardır. Bu nedenle kan ile diğer beden hücrelerimiz arasındaki madde alışverişleri kılcal damarlar aracılığıyla gerçekleşir. Toplar damarlar, kılcal damarlardan sonra gelen damarlardır. Hücre ve dokuları saran kılcal damarlardaki kanı alıp kalbe götüren damarlardır toplar damarlar. Toplar damarlar birleşerek çaplara daha büyük damarlar olan kanı kalbe götüren ana toplar damarlara dönüşürler. Kanın bedendeki dolaşımı. Sağlıklı bir kişinin istirahat halinde kanının büyük çoğunluğu %60-%70 kadarı toplar damarlarda bulunur. Bunun temel nedeni toplar damarların esnek yapısı ve düz kas tabakasının az olmasıdır. Atar damarların düz kas tabakası fazla olduğu için hacimleri küçüktür ve kanın %10 ila 15'i atar damarlarda bulunur. Kılcal damarlarda tüm kanın ancak %4'ü bulunur. Geri kalan kanın %10'u 15'i akciğerlerde ve %5 ila 10'u kalpte bulunur. Damar içinde pıhtı oluşumuna tromboz, oluşan pıhtıya da trombüs denir. Damar içinde pıhtılaşma kan akımı yavaşladığı zaman ya da pıhtılaşmayı engelleyici faktörlerde eksikliğe bağlı olarak ortaya çıkabilir. Trombüsler oluşturdukları bölgedeki damarları tıkarlar. Daha da kötüsü bulundukları bölgeden koparak dolaşımda gezinebilir. Bunlara emboli denir ve daha küçük çapta olan beyin damarlarını ve kalp koroner damarlarını tıkayarak ölümcül hasarlara yol açabilir. Kan basınçları. Kanın damar içine gönderilmesiyle kan damarı gerer ve bir basınç oluşturur. Bu basınca kan basıncı diyoruz. Kalbin kasılma sonrasında aort ana damarda oluşturduğu basınca büyük tansiyon, gevşeme sonucu ortaya çıkan basınca küçük tansiyon diyoruz.
Sağlıklı oturan bireylerde ölçülen basınç değerleri 120 büyük tansiyon 120, küçük tansiyon 80 miligram civar kadardır ve buna kişinin tansiyonu denir. Kan basıncı normalden az olduğunda düşük tansiyon, yani 90'a 50 gibi, normalden fazla olduğunda ise yüksek tansiyon veya hipertansiyon, yani 14'ün üstü ve küçük tansiyonunda 9'un üstünden bahsediyoruz burada. 150'ye 100 gibi olarak görülür. Yani hipertansiyon dediğimizde 140 yüksek tansiyon 140'ın üzerine çıkmış olması gerekiyor. Üst sınırımız 140 ve küçük tansiyonda 90'ın üzerine çıkmış olması gerekiyor. Genel olarak dinlenim durumundaki kan basıncının 140'a 90 mg civa üzerine çıkması yüksek tansiyon olarak kabul edilir. Bahsettiğimiz gibi 140 90'ın üzerine çıktığında. Nabız, her bir kalp atımında oluşan bu basınca nabız adı verilir. Nabız, atar damar üzerinden kalp atımlarının hissedilmesidir. En az 3 parmakla en az 5 saniye süresince bedende herhangi bir atamak damara baskı yaparak nabız ölçümü yapılabilir. Ancak ilk yardım kuralı olarak yetişkinlerde ve çocuklarda boyun şah damarından, bebeklerde ise dirsek üstü kol atar damarından nabız kontrol edilir. Yetişkinler için istirahat halinde nabız sayısı 60 ila 100 arası normal olarak kabul edilir arkadaşlar. Kanama. Kanama sağlam bir yapıda olan damarın bütünlüğün bozularak kanın damar dışına çıkmasıdır. Genelde bedende kanamaya neden olan durumlar yaralanmaya ve travmalara bağlı oluşan kesikler, ezilmeler, kırık, çıkık, burkulmalar, tansiyon hastalığı gibi çeşitli hastalıklardır. Kanamalar damar tipine göre 3 kategoride ele alınabilir. Bunlar atar damar kanamaları, toplar damar kanamaları ve kılcal damar kanamaları şeklinde 3'e ayırıyoruz. Bunları inceleyecek olursak, atar damarlar içinde bulunan kan oksijence zengin, karbondioksitçe zayıf kandır, yani temiz kandır. Atar damarlar yüksek basınçlı damarlar oldukları için atar damar kanamalarında kişi kısa sürede çok kan kaybeder. Müdahale edilmezse ölümcüldür. Akan kan kalp atımlarıyla uyumlu, kesik kesik fışkırır tarzda akar. Akan kanın rengi açık ve parlak kırmızıdır, temiz kandır çünkü. Toplar damar kanın büyük hacmin bulunduğu damarlardır ve basınç değerleri atar damarlara göre daha düşüktür. Bu nedenle fışkırır tarzda değil, sürekli koyu kırmızı renkte bir kan kaybı vardır. Atar damar kanamalarına göre daha kolay durdurulur toplar damar kanamaları. Kılcal damar kanamaları ise arkasında başka bir neden yoksa genelde zararsız kanamalardır. Sızıntı şeklinde olup kolayla, hatta kendiliğinden bile duran kanamalardır arkadaşlar. İç kanamalarda ilk yardım. Kan damar dışına çıktığında beden içi boşluklar akar. İç kanamalar kişinin yaşamını tehdit eden ciddi tehlikelerdir. Herhangi bir kaza ya da yaralanma anında, özellikle yüksekten düşme, darbe alma, trafik kazası gibi olaylarda ilk yardımcı güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra kişinin yanına gelerek kişinin bilincini kontrol etmelidir. Bilinci açık olan kişilerle, yani kişi konuşabilecek durumda ise konuşarak görüşmeli, durum değerlendirmesi yapılmalı. İkinci il değerlendirmenin baştan ayağa değerlendirme kısmına geçilmelidir. Etkin bir ikinci değerlendirmede baştan ayağa değerlendirme, yani ilk yardımcı iç kanamalarda şu bulguları elde edebilir. Baş dönmesi, bayılma hissi kişiye sorularak öğrenilebilir. Kişide huzursuzluk ve ölüm korkusu, bu da kişiye sorularak öğrenebilir. Daha sonra üşüme hissi kişiye sorulabilir bu da. Susuzluk hissi, bu da kişiye sorulur. Beden renginin soluklaşması, beden ısısının düşmesi, solunum yetersizliği, hızlı ve yüzeysel solunum. Daha sonra hızlı ve zayıf nabız, yani nabız sayısının artışı ama daha derinden hissedilmesi. Yara yerinde ağrı ve acı hissi, bilinç, refleks ve hafıza düzeyinde gerileme, gözlerde donuk, anlamsız bakışlar, kanamanın beden dışına yansıması, yani ağız, burun, anüs, kulaktan kan gelmesi gibi. Kanama sonrası beden yüzeyinde morluk, eziklik, şişlik ve sertlik olması, tansiyon düşüklüğü, mide kanamalarında kahve telvesi şeklinde kusma, idrarda ve gaitede kan olması, yüz, dudak ve parmaklarda solukluk ve soğukluk. İç kanamalarda çıplak gözle ve elle muayene ile kişinin ne kadar kan kaybettiğini ve olayın ciddiyetini anlamak çok zordur. İç kanamalar ilk yardımda her zaman ciddiye alınması gereken konuların başında gelir. Bu nedenle vakit kaybetmeden müdahale etmek gerekir. İç kanama durdurulmazsa şoka ve ölüme yol açabilir arkadaşlar. İlk yardımcı iç kanama olabilir düşüncesine sahipse derhal kişiye şok pozisyonu vermelidir. Nedeni ne olursa olsun dokulara giden kan akımının azalmasına bağlı olarak dolaşım yetmezliği olarak ortaya çıkan duruma da şok diyoruz. Şokun nedenleri başlıca kalp fonksiyonunda azalma, kalbe dönen kan hacminin azalması, beden sıvı miktarının azalması, kanamalar,
alerjik reaksiyonlar, zehirlenmelerdir. Gerek iç kanamalarda, gerekse şokta ilk etkilenen yapı beyindir. Kişide iç kanama bulguları varsa hemen şok pozisyonu verilmeli dediğimiz gibi. İç kanama geçiren bir kişiye asla yiyecek ya da içecek bir madde verilmemeli. İç kanama geçiren kişilerde özetle koruma ilkesi gerçekleştirildikten sonra yaralının bilinci kontrol edilir. Bilinç varsa ikincil değerlendirme, bilinç yoksa ABC kontrolü. BC varsa ikincil değerlendirmeye geçilir. İkincil değerlendirme sırasında şok ya da iç kanama belirtileri varsa kişinin üzeri örtülerek ayakları 30 cm yukarı kaldırılır. 112 acil servis aranır. Gerekli müdahaleler sonrasında yaralının sağlık kuruluşuna sevki sağlanır. Asla yiyecek ve içecek verilmez. Kırık varsa kırığın yol açacağı kanamaları engellemek için kişi mümkünse hareket ettirilmez. Yaşamsal bulgular sürekli takip edilir. Hasta ya da yaralı yalnız bırakılmaz arkadaşlar. Dış kanamalarda ilk yardım. Dış kanamalarda ilk yardımda da her zaman olduğu gibi koruma tedbirleri alındıktan sonra kişiye müdahale edilir. Koruma tedbirleri alındıktan sonra kişinin sırasıyla bilincine bakılır. Bilinci açıksa ikincil değerlendirmeye geçilir. Bilinç kapalı ise sırasıyla ABC değerlendirmesi yapılır. Solunum ve dolaşım yoksa temel yaşam desteğine geçilir. Solunum ve dolaşım varsa ikincil değerlendirmeye geçilir. İkincil değerlendirme sırasında kanama olan bölge tespit edilir. Dış kanamalarda ilk yardımda kanayan bölge öncelikle baskı yapılır bölgeye. Kanama halen durmamışsa kanayan bölge kalp seviyesinden yukarı kaldırılır. Kanama yine durmuyorsa en yakın bası noktasına bası uygulanır. Baskı yapma, yaralı önce sakinleştirilir. Yarayı görmesi engellenir. İlk yardımcı mümkünse eline eldiven giyerek kanayan bölgeye temiz bir bezle direkt baskı yapar doğrudan. Bez baskısı yapıldıktan sonra kanama halen durmuyorsa bu kez eski kanlanan bez kaldırılmadan üzerine ikinci bir bez yine durmuyorsa alttaki bezler kaldırılmadan yeni bir temiz bez konarak baskı işlemi tamamlanır. Gerekirse bu bölge bandajlanır. Yara içi kesinlikle kurcalanmamalıdır. Yarada var olan cisimler çıkartılmamalıdır. Kanayan bölgeyi yukarı kaldırma. Kanayan bölge kalp seviyesinden yukarı kaldırılarak yer çekiminde etkisiyle o bölgeye daha az kan gitmesi sağlanır arkadaşlar. Bası noktasına baskı yapma. Kanamayı durdurmak en azından azaltmak için kanayan bölgeye baskı. Kanayan bölgeyi yukarı kaldırdıktan sonra bir de en yakın bası noktasına baskı uygulanır. Böylece o bölgeye giden kan akımı azalacaktır. Bedendeki bu bası noktaları baş bölgesi kanamaları için tek tarafla boyun şah damarı üzeri kolun üst bölümünde olan kanamalarda koltuk altı atar damarına. Koltuk altı veya kolun üst bölgesinde olan kanamalarda köprücük kemiği üzeri ya da içi atar damara. Dirsek altı kanamalar için pazı kemiği üst kol atar damarına. Bacak bölgesi kanamaları için kasık arter üzeri baskı yapılmalıdır. Şah damarına tek taraflı basınç uygulanır. Asla iki taraflı bastırılmaz arkadaşlar. Genel olarak bedendeki baskı yerleri şunlardır. Boyun, yani boyun atar damarı, şah damarı baskı yeri. Köprücük kemiği üzeri kol atar damarı baskı yeri. Koltuk altı kol atar damarı baskı yeri. Kolun üst bölümü kol atar damarı baskı yerinden. Kasık bacak atar damarı baskı yeri. Uyluk bacak atar damarı baskı yerinden arkadaşlar. Dış kanamalarda ilk yardımda özetle gerektiğinde tıbbi yardım istenir, 112 aranır. Yara ya da kanama ve olayın nasıl olduğu değerlendirilir. Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır. Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncı artırılır. Gerekirse bandaj ile sararak basınç uygulanır. Kanayan bölge yukarı kaldırılır. Kanayan yere en yakın bası noktasına baskı uygulanır. Şok bulguları ya da iç kanama belirtileri varsa şok pozisyonu verilir. Hasta ya da yaralı yalnız bırakılmaz. Aralıklarla yaşam bulguları değerlendirilir. Kanayan bölge dışarıda kalacak şekilde yaralının üstü örtülür. Ciddi durumlarda yaralının hızla sevk edilmesi sağlanır arkadaşlar. İlk yardımcı olay yerine geldiğinde tek başına ise ve ortamda birden fazla yaralı varsa hızlı olay yeri ve hasta değerlendirmesi yapmalıdır. Atar damar kanaması olan birine müdahale ederken kişinin kanayan bölgesine bastırılmalı, kanayan bölgeyi yukarı kaldırmalı ve en yakın bası noktasına baskı yapılmalıdır. Turnike son çare olmalıdır. İlk yardımda eğer kanama normal müdahalelerle yani baskı, yukarı kaldırma ve bası noktası işlemleriyle durmuyorsa turnikeye geçilir. Turnike mümkün olduğunca yine en yakın bası noktası üzerinden yapılmalıdır ki çok daha az bölge kansız kalsın. O halde turnike yapabilmek için gerekli şartları iyi bilmek gerekir. Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa ilk yardımcı kanaması olan hastayla uğraşırken onun yanından ayrılamayacaktır. Bu nedenle diğer yaralılara da müdahale etmesi için turnike yapmalıdır. Yaralının güç koşullarda bir yerden bir yere taşınması gerekiyorsa bazen yaralıyı güvenli bir ortama ya da 112 acil servisine ulaşabileceği bir noktaya taşınması gereklidir.
Normal müdahale ile kanama durdurulduktan sonra taşıma sırasında maruz kalınacak stresi ortadan kaldırmak ya da azaltmak için turnike yapılmalı. Uzuv kopması varsa, herhangi bir şekilde uzuv kopması olduğunda bu tür yaralanmalarda kanamayı durdurmak çok zordur. Bu nedenle kanamanın durdurulamadığı uzuv kopmalarında turnike yapılabilir. Turnike uygulamasının önerilmeme sebebi turnike sonrası o bölgeye giden kan akımının tamamen durmasıdır. El parmağı kopan kişide pazı kemiği üzerinden yapılan turnikede bazı pazı kemiğinden dirsek bölgesi, kol bölgesi, el bileği ve diğer parmakların kanlanması sona erecektir. Bu nedenle turnike bu bölgedeki hücrelerin ve dokuların zarar görmesine neden olur. Bu nedenle turnike her 10 ila 15 dakikada bir 5 ila 10 saniye gevşetilmeli. Bu yapılmazsa uzun süreli turnikeler sinir ve damarlarda kalıcı hasarlara yol açarlar. Turnike yapımında dikkat edilmesi ve uyulması gerekenler şunlardır. Turnike uygulamasında kullanılacak malzemelerin genişliği en az 10 santim olmalıdır ki bağlama sırasında alttaki dokuya zarar vermesin. Turnike uygulamasında ip, tel gibi kesici malzemeler kullanılmamalıdır ki sıkarken alttaki dokuya zarar vermesin. Turnikeyi sıkmak için tahta parçası, kalem gibi malzemeler kullanılabilir. Bu tür malzemeler bir nevi musluk görevini görecektir. Turnike kanama duruncaya kadar sıkılır. Amaç kan akımını durdurmak olduğu için kanama durduktan sonra daha fazla sıkılmaz. Turnike musluğu olan bir parça bir anda bırakılmaz. Bu parça başka bir bezle bağlanarak sabitlenmelidir. Turnike uygulanan bölgenin üzerine hiçbir şey örtülmez. Bu özellikle birden fazla yaralı olduğunda önemlidir. İlk yardımcı yaralının yanından ayrılır ve turnike yapılan bölge örtülürse turnikenin gevşetilme saati kaçırılacaktır. Gelen 112 ekibi de bunu göremeyeceği için doku kaybına yol açabilen bir durum ortaya çıkabilir. Turnike uygulamasının yapıldığı saat bir kağıda yazılmalı ve yaralının üzerine asılmalıdır. Herhangi bir not kağıdı ya da kalem bulunamıyorsa kişinin kendi kanıyla alnına T harfi yazılır. Bu T harfini gören 112 görevlisi hemen sizi olay yerinde arayacak, turnikenin saatini soracaktır. Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında kanayan bölgeye göre 15 ila 20 dakikada bir turnike gevşetilmelidir. Turnike sonucunda sadece kanama durmaz, ayrıca o bölgedeki tüm hücre ve dokuların kanlanması sona ereceği için her 15 ila 20 dakikada bir 5 ila 10 saniye turnike gevşetilmelidir. Turnike uygulaması toplamda 2 saati geçmemelidir. 112 acil servis ekipleri geldiğinde kişiye yapılan tüm müdahaleler ve turnike uygulaması söylenmelidir. Turnike kol ve uyluk gibi tek kemikli bölgelere uygulanır. Turnikede amaç damar kemikle sıkıştırarak damarı kapatmaktır. Bir anlamda damarı boğmaktır. Bunu yapabilmek için de tek kemik üzerine turnike yapılır. Çift kemikli alanlara turnike yapılmaz arkadaşlar. Uzuv kopmasında ilk yardım. Uzuv kopmalarında yaşamın tehlikeye girmesine neden olan büyük arterlerin yaralanması sonucu meydana gelen ağır kan kaybıdır. Bu nedenle uzuv kopan bölgedeki kanama dış kanamalarda ilk yardım müdahaleleriyle ya da turnike yardımıyla durdurulur. Kopan parça ise iyi ve sağlıklı bir ortamda muhafaza edilmeli. Öncelikle kopan parça soğuk ortama taşınmalı, soğuk ortamda taşınmalı. Kopan parça su ya da buz ile kesinlikle doğrudan temas etmemelidir. Bunun için kopan parça önce temiz bir poşete, daha sonra içinde buz ya da soğuk su olan başka bir poşete konulmalı ve en yakın, daha da doğrusu uzvu kopan kişinin kaldırıldığı hastaneye gönderilmelidir. Kopan parçaya mutlaka bir etiket yapıştırılmalı, yaralının adı ve soyadı yazılmalıdır. Uzuv kopmasında ilk yardımda şunlar yapılır. Hasta sakinleştirilir, yarasını görmesine izin verilmez, tıbbi yardım istenir. Hasta ya da yaralı sırt üstü yatırılarak bacakları 30 cm kadar yükseltilir. Kopan bölgenin kanaması durdurulur, kanama durmuyorsa turnike yapılır. Turnike yapılırken turnike kurallarına uyulur. Kopmuş uzuv parçası su geçirmeyen bir plastik torbaya konur. Varsa soğuk su ya da buz içeren ikinci bir torbaya konur. Asla kopan parça su ya da buza doğrudan temas ettirilmez. Poşete etiket hazırlanır ve kopan uzuv parçasının sahibine ait kimlik bilgileri kaydedilir bu etiket üzerine. Doğal deliklerde meydana gelen kanamalar, burun kanaması ve ilk yardım. Basit burun kanamalarında hasta ile konuşulup hastaya ilk yardımcı kendini tanıtır ve hastayı oturtur. Baş hafifçe öne eğilir. Baş asla arkaya doğru çekilmez. Burun kanatları baş öne eğikken iki parmakla en az 5 dakika sıkılır. Kanama durmuyorsa hasta ya da yaralı acil servise gönderilir. Kulak kanaması ve ilk yardım. Kulak kanamalarında kanamaya izin verilir. Bunun temel sebebi kafa içi basıncı azaltmaktır. Kişi sırt üstü ya da kanayan kulak üzerine yatırılır. Kan akışına izin verilir. Yaralanmalarda ilk yardım. Çarpma, yüksekten düşme, trafik kazası, hayvan ısırması, travma, elektrik çarpması, uzun süre güneşte kalma, ateşli silahla yaralanma, yanma, donma gibi benzer olaylar sonucunda deri ya da mukoza tabakasının bozulmasına yara diyoruz. Bu olaya da yaralanma diyoruz. Yaralanma sonucunda bedende
kişiden kişiye göre farklılıklar arz etse de oluşan yaranın belli karakteristik özellikleri vardır. Bu özellikler ağrı veya acı hissi, şişlik yani ödem, fonksiyon kaybı, açık yara ise yara kenarlarının ayrılması ve enfeksiyon riski. Yaralar genel anlamda açık ve kapalı yaralanmalar olarak ikiye ayrılır. Açık yara deri bütünlüğünün bozulduğu yaralanmalarda, deri ve mukoza bütünlüğünün bozulduğu açık yaralanmalarda kanama ve enfeksiyon riski oldukça fazladır. Kapalı yara deri bütünlüğünün bozulmadığı yaralanmalardır. Doku altı travmaları, ezilmeler gibi. Açık yaralar ayrıca oluş şekline göre de sınıflandırılır. Bunlar sıyrık yara derinin en dış tabakasının etkilendiği ve kaybolduğu yaralardır. Genelde sürtünme sonucu oluşan ağrılı yaralardır. Kanama kılcal damar kanamasıdır. Kesik yara, adından da anlaşılacağı üzere kesici ya da sivri uçlu bir aletle ortaya çıkan yaralardır. Alınan darbe ve yarayı oluşturan aletin özelliklerine göre kesikler derin ya da yüzeysel olabilir. Derin kesiklerde sinirler, damarlar ya da iç organlar zarar görebilir. Ezik yara çok şiddetli darbeye bağlı olarak ortaya çıkan yaralardır. Delici yara delici bir aletle yani bıçak, çakı, şiş, ateşli silah ve benzeri aletlerde oluşan yaralardır. Parçalı yara, trafik kazaları, tamir aletleri, traktör tekeri altında kalma, tarım aletlerine bağlı kazalar sonucunda ortaya çıkan deri ya da altında bulunan dokuların ayrıldığı, kanamaların çok olduğu çok ciddi yaralanmalardır. Enfekte yaralar deri bütünlüğünün bozulduğu mikrop kapma ihtimali olan yaralardır. Bir de gecikmiş yaralar. Bir yaraya müdahale edilmez ve üzerinden 6 saat geçerse o yaranın iyileşmesi zorlaşır. Enfeksiyon kapma ihtimali artar. Dikişlere ayrılmış yaralar, ameliyat ya da dikiş sonrası doktorların temel uyarılarından bir tanesi dikişler konusunda dikkat edilmesidir. Kenarlara muntazam olmayan yaralar, kenarları düzgün olmayan yaraların dikilmesi ve iyileşme sürecinde kaynaşması çok zordur. Bu nedenle enfeksiyona açıktırlar. Çok kirli ve derin yaralar, derin yaralar ve etkenin taşıdığı ya da sonradan bulaşan enfekte aracı taşıyan yaralar ciddi yaralardır. Ateşli silah yaraları en tehlikeli yaralardandır. Ateşli silahtan çıkan çekirdek bedene girdiği ve beden içinde izlediği ve çıkıyorsa çıktığı noktada derin izler ve hasarlar bırakır. Bu tip yaraların da enfeksiyon kapma ihtimalleri çok yüksektir. Isırma ve sokma ile oluşan yaralar, hayvan sokma ya da ısırmalarında ya da çiziklerine gerek hayvanın fiziksel temasıyla oluşan yaranın, gerekse hayvanın bedeninde taşıdığı mikropların insana geçmesiyle oluşan yaralar, enfeksiyon kapma ihtimali çok yüksek olan yaralanmalardandır. Bedende her yara sağlık için bir tehdit, ciddi bir unsur oluşturmaz. Bir yaranın ciddi olabilmesi için belirlenen ortak kriterler, yara kenarlarının 3 cm'den daha fazla ayrık olması, durmayan kanaması olması, kas sinir ve kemiğin görünmesi, yabancı cisim varlığı olması, ateşli silahla olması, delici veya kesici aletle olması, hayvan ısırığına bağlı olması, iz bırakma ihtimali olmasıdır şeklinde sayabiliriz. İlk yardımcı herhangi bir yaralanma durumu ile karşılaştığında koruma ilkesini gerçekleştirdikten sonra kişinin bilincini kişiyi bulduğu pozisyonda kontrol etmeli. Kişinin bilinci açıksa ve kişi konuşabiliyorsa onunla konuşmalıdır. Kişiye durumunu sormalı. Kişinin bilinç düzeyi ve diğer bulgularını kontrol etmeli. İkincil değerlendirmeye geçmelidir. Kişide bilinç yoksa çevredekilere 112 acil servisi arattırmalı. Kişide hemen ABC değerlendirmesi yapmalıdır. Kişide solunum ve dolaşım varsa ikinci değerlendirmeye geçmelidir. İkincil değerlendirme sırasında tespit ettiği yaranın oluş şekli, zaman nasıl olduğunu ya da olabileceğini değerlendirmelidir. Yarada kanama varsa öncelikle kanamaya müdahale etmelidir. Kişinin yaralı bölgesinde ya da genel olarak bedeninde varsa takıları çıkartılmalıdır. Yarada yabancı cisim varsa asla çıkartılmamalıdır. Yara elde imkan varsa sabunlu su ile yıkanmalı, yara içi kurcalanmamalıdır. Yaraya herhangi bir krem ya da ilaç uygulaması doktor önermedikçe yapılmamalıdır. Yara ile ilgili olarak hasta bilgilendirilmelidir. Yaranın oluş nedenine göre hasta tetanos, kuduz ve benzeri durumlar için uyarılmalı. Mutlaka bir doktora yönlendirilmelidir. Sinir sistemini doğrudan ilgilendiren baş ve omurga yaralanmalarında ilk yardım. Kafa ya da omurga yaralanma şüphesi olan durumlarda ilk yardımcı normal ilk yardım uygulamalarına göre daha duyarlı olmalı, daha hassas müdahale etmelidir. Kafa ve omurga yaralanmalarında genelde ortaya çıkan belirtiler saçlı deride ve yüzde morarma, şişme ve kanama, ikincil değerlendirme sırasında ele kırık kafatası parçalarının temas etmesi, bilinç kapalılığı, solunum ve dolaşım durması, görüşerek konuşma aşamasında kişinin bilinç düzeyinde gerilemeler, göz ve kulak çevresinde morarma, burun, ağız ve kulaktan kan ya da beyin omurilik sıvısı gelmesi, baş, boyun ve omurlarda şekil bozukluğu, mide bulantısı ve kusma, his kaybı, hareket kaybı, denge kaybı ve ayakta duramama gibi durumlar sayılabilir.
Baş ve omurga yaralanmalarında ilk yardımda koruma ilkesi gerçekleştirildikten sonra kişinin bilinci kontrol edilmeli. Bilinç kapalı ise yanınızdakilere 112 acil servis arattırılmalı. Kişi sırt üstü sert bir zemine mümkün olduğunca nazik bir şekilde alınmalı. Ağız içi kontrol edilerek baş çene pozisyonu verilmeli. Solunumu ve dolaşımı değerlendirildikten sonra solunum ve dolaşım varsa ikincil değerlendirmeye geçilmelidir. Kişinin bilinci açık ve ilk yardımcının dediklerini anlayabiliyorsa yaralıdan hareket etmemesi istenir. Ancak olağanüstü bir durum yani patlama, yangın, gaz zehirlenmesi, gaz kaçağı gibi durumlar söz konusu ise kişi bulunduğu yerden daha güvenli bir alana dikkatle taşınmalıdır. Taşıma sırasında baş, boyun ve gövde ekseni bozulmamalı. 112 acil servis gelinceye kadar ilk yardımcı hasta ya da yaralının yanından ayrılmamalı. Yaşam bulgularını sürekli takip etmelidir. Solunum ve dolaşım sistemlerini doğrudan etkileyen delici göğüs yaralanmalarında ilk yardım. İlk yardımcı göğüs yaralanmasına neden olan delici yaralanmayı kesinlikle atlamamalıdır. Dikkatli bir ikincil değerlendirme yapmazsa kişi yaşamını kaybedebilir. Delici göğüs yaralanmalarında yara bölgesi değerlendirilirken yaralı bölgede solunum sesi duyulur. Bu bölge adeta nefes alıyor görüntüsüdür. Genel ilk yardım kurallarına uyulduktan sonra yani koruma, bilinç, ABC değerlendirmesi, 112'nin aranması, ikincil değerlendirme şeklinde. İkincil değerlendirme sırasında göğüs bölgesinde ve genel değerlendirmede açık yara, göğüs bölgesinde saplanmış bir cisim, açık yarada nefes alıyor görüntüsü, hava giriş çıkışı yani. Nefes aldıkça kişide artan ağrı ve acı hissi, solunum sıkıntısı, öksürme ve ağızdan kan gelmesi, morarma gözlenir. Delici göğüs yaralanmalarında mümkün olduğunca sakin ama hızlı hareket edilmeli. Delici göğüs yarasına hemen baskı yaparak yaradan göğüs içine daha fazla hava girişi engellenmeli. Burada baskı için kullanılan malzemenin hava geçirmeyen özellikle bir yapısının olması gerekir. Gerektiğinde bası malzemesinin üç tarafı bantla yapıştırılmalı, bir ucu açık bırakılmalı. Bu çok basit ama hayat kurtarıcı bir müdahaledir. Yara içinde ya da yara çevresinde herhangi bir cisim varsa cisim çıkartılmaz. Cismin hareketini engellemek için etrafı da isteklenir. Kişiye asla yiyecek ya da içecek bir şeyler verilmez. Kişi yarı oturup pozisyonda tutulur. 112 acil servis olay yerine gelinceye kadar kişi yalnız bırakılmaz. Kişinin yaşam bulguları sürekli takip edilir. Delici karın yaralanmalarında ilk yardım. Karın bölgesi yaralanmalarında da koruma ilkesi sonrası bilinç kontrolü, ABC değerlendirmesi ve ikincil değerlendirme yapılır. Yara bedene paralel olmuşsa kişi sırt üstü bacaklar uzatılarak yatırılır. Yara bedene dikse bacaklar bükülü olarak sırt üstü yatırılır. Dışarı çıkan yapılar içeri sokulmaya çalışılmaz. Enfeksiyonun engellenmesi için kişinin yaralı bölgesi temiz bir bezle örtülür. Yara içinde ya da çevresinde herhangi bir cisim varsa cisim çıkartılmaz. Cismin hareketini engellemek için etrafı desteklenir. Kişiye asla yiyecek ya da içecek bir şeyler verilmez. 112 acil servis olay yerine gelinceye kadar kişi yalnız bırakılmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu bölüm buraya kadar arkadaşlar. Üçüncü bölümümüz temel ilk yardım dersimizin. Bir dahaki bölümde dördüncü bölümden devam edeceğiz. Teşekkürler.